Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak taksiratımızı affeylesin. Kendisine kul, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ümmet, ustadımıza talebe, birbirimize de kardeş eylesin. Hakkı hakkı bilerek yapışmayı, batılı batıl bilip uzaklaşmayı, fikir ve hissine sahip eylesin. Kalmış olduğu ömrümüzü kullandığımız ömrümüzden daha hayırlı eylesin. Muhakemattan bazı yerleri dolaşacağım. Tabirlerin manası değil, evvel, ahir, zahir ve batın, yani ağacın çekirdeği, ağacın meyvesi, ağacın bir görüntüsü, ağacın bir de batınısı. Evveluhu, ağacın çekirdeği, ahiruhu, ağacın meyvesi, zahiruhu, ağacın görüntüsü, batinuhu, ağacın arka tarafı. Biz sırf böyle ağacın meyve ile görüntüsü arasında şey yapacağız. Tabirlerin üzerine durmayacağız. Tabir deliğim bu, muhakemat bu. Bize lazım olan eylemsel tarafına bakacağım. Şunu kastediyorum, ilk önce oradan başlamayacaktım ama diyor ki Müslümanların birbirini bağlayan, bütünleyen, doğruyu yanlışından ayıran bir yöntem var, şablon var. Buna edile-i şeriye deniliyor. Dört yöntem, dört tane sistem. Ona vuruyorsun. Vuruyor ehli. O uyuyorsa doğru, uymuyorsa yanlış. Kitap, sünnet, icma, kıyas, değil mi? Kıkla. Edile-i nuriye var bir de. Yani nur talebelerini tefrikadan ayıran, birleyen, sorunlarının çözüm merkezi olan edile-i nuriye. Tabii laika, ama onun da, laikaların da bir okuduğumuz zaman kulasa edilen bir tarafı var. Yani tamamen öz yaparsak dört tane. La teşbih ve la temsil. Nasıl ki Müslümanların, yani bizlerin şer'i bağlayan, Müslümanları birbirine bağlayan kitap, sünnet, icma, kıyas. Nurcular da birbirine bağlayan laikalar. Onların da ölçüsü dört tane. Bir, dört tane, bir tanesini lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Mesela bu psikolojik olur, içeriden dışarıya çıkıyorum. Psikolojik olur içsel sorunlarımızın çözümlemede. Niye sıkıntı oluyor? Biraz onunla meşgul olacağım bu akşam. Sıkıntı niye oluyor? Tamam da derdi herkes imal ediyor da çözümü ne yani? Çözüm çok önemli. İçsel böyle çatışan, çelişen, bütünleşen, zıtlaşan, beraber giden fikirler var. Hisler var, duygular var, latifeler var. Hani soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye gidiyorum. Fikir endişsaldır kafada. His vicdandadır. Duygu kalptedir. Latife ruhtadır. Bir daha insanın içsel alemi denilince en diş kabukta fikirdir. Dimal, kafayla alakalı. Gir içeriye, vicdan var. Vicdanda his var. Biraz da içeriye gir. Vicdanın arkası kalp. Onun da arkası ruh. Bir daha akıl. Vicdan, kalp, ruh. Akılda fikir, vicdanda his, kalpte duygu, ruhta latife. İşte kafada fikirler birbirine çatışıyor böyle. Birisine eş olan var, paralel giden var. Birbirini ortadan kaldıran şeyler var işte, fikirler var. Bir de aşağıda vicdanda mesela korku hissi var. Korku hissi var, milliyetçilik var, hubbu cah var, makam düşkünlüğü var, enaniyet var. Başka tamah var, doymamak, tembellik var. Bir de kalpte latife insaniye denilen, insan insan yapan vefa var, anlayış var, silah-i rahim var. İnsanı insan yapan öz değerler. Bu da kalbe ait. Bir de ruhta latifeler var. Nedir o? Şefkat, muhabbet, yerinde kullanmak. Sevk, yani harici insanı aktif eden şeyler, sevk olmak. Bir de şefk, içeriden coşmalar. Bir de lezzet var, zevk değil, lezzet, ulvi şeyler. Bir de arkası memnuniyet var, iftihar var. İftihar mukaddesi. İşte bu kısacası kafa, vicdan, kalp ve ruhu bütünleyen edile-i şeriyemiz var. Nasıl anlarız? Öyle çatışan çelişeni,
herkes kendisini anlar. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Yani esas atı bulamayınca kışır kabukla meşgul olur. Kabuk niye böyle? Niye rengi şöyle? Yani niye öyle gittin mesela, uygulayayım. Niye böyle gittin? Niye öyle dedin? Niye böyle demedin? Niye yaptın? Niye yapmadın? Tam bu eylemsel, davranışsal, fikir hata yapabiliyor. Daha ilerisi, namaz olmayan kafir olmuyor. Ki namaz gibi de değil bu davranış. Davranış bozukluğu. Demek ki bir insan kışır ile meşgul oluyorsa herkes kendisinde şahit olacak ki lubu bulmamış. Asıl kaybolmuş. Beni ben yapan, bizi biz yapan, aileyi aile yapan, cemaati cemaat yapan lubdur. Özdür, asıldır. Onu bulamayınca teferruatla meşgul oluyoruz. Birincisi bu. İkincisi, hakikati tanımayan hayalata sapar. Hakikat ne? Allah'ın gösterdiği ölçü. Hakayke şey sabitin. Esma-i ilahiye. Mesela bizim nurculukta nedir o? Laikalardır. Genel olursa İslam dünyasında içtihatlar, yani mezhep imamları. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Kendi kurduğu bir dünya var. O dünyasında doğrular var, yanlışlar var. İnfaz edilenler var, dost edilenler var. Yaşama hakkı olan var, yaşama hakkı olmayanlar var. Bir sürü şeyler yapıyoruz. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Üçüncüsü, sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Sırat-ı müstakim nedir? Kur'an'ın firistesi malum Fatiha'da. Fatiha'da her şeyin derecesine göre sıralanmış. Mesela hafız sen bilirsin, Fatiha'da bir ayet söyle ki başı olsun, mutlaka burada durulsun, ona geçme. Okuduğun zaman o ayeti, onun ötekisiyle devam etme. Yani okuduğun o ayeti bir şeyle bağlama, onu okursan bir şeyle devam etme. Mesela Elhamdülillah Rabbil Alemin. Durdu. Şöyle yapsan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Yani ortadaki ayeti düşün. Errahmanirrahim. Başıyla bağlayabiliyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Errahmanirrahim başta bağlanabildiği gibi bir sonrasıyla de bağlanabiliyor. Değil mi? Yanlışın varsa düzelt. Sen ehlisin bu. He. Ama bir ayet var ki böyle bağlayamazsın, devam edemez. Kesin durman lazım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Devam edemezsin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Devam edemezsin. Çünkü bunda sonunda da dı var. Diğerlerinde öyle değil. Şimdi niçin söyledim bunu? Bunu anlatmak için demedim. Fatiha'da bu var. Bir şeyin devamı değil o. Bir şeyiyle de iz sürmez o. O müstakil bir ayettir. Kendi başına. Kendi başına bir kitap gibi. Şimdi niye söyledim? Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşerden geldim buraya. Manası ne? İyyâke ne'abudu ve hafız nedir manası? Herkes biliyor da. Sana ibadet ederiz. Yalnız sana. Yardım dileriz. Yani sana ibadet ettiğimiz için o zaman hakkımız ancak senden yardım istiyoruz. Yani ancak sana ediyoruz. Ben paraya, makama, kariyere, şuraya, buraya ibadet etmiyorum. Onlardan da hakiki medet beklemiyorum. Esbabına uyuyor. Şimdi Kur'an'ın Filistesinde bu esas alınmış. Böyle olduğunu nereden biliyoruz? Yani meyvesi nedir? Sonrası ayette diyor ki İhdina sıratel müstakim. Eveli, ortası, sonu hidayet olan istikamet. İstikamet. İstikamet ne? Başı istikamet oldu. Yaşarken yampur yumpur oldu. Öyle gitti. Olmaz. Rabbimizden oradan ilmimi artır demiyoruz. O hep bu konuşmayı bunun için yaptım. İlim sonuç değildir. Süreçtir. Sonuç İstikamet. Doğru olan. Doğru olan İslamiyeti, doğruluktaki İslamiyeti. İhdine sıratel müstakim. İstikamet nedir? Hidayetin kendisidir. Başı hidayettir.
Ortası da hidayettir. Sonu. Ama en eftali nedir? En üçü olmasıdır. Mümkün. Değilse en azından ahiruhu hidayet olmalı. Şimdi burada diyor ki istikameti göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Ne yapar? İfratla, ifrat ne oluyor? Tefrit ne oluyor? Her şeyin abartısı, yani Türkçesini söylüyorum, abartısı, mübalağası, aşırısı, ifrat. Her şeyin böyle. Hiç hakkını da vermiyoruz. Lakayt kalmak da tefrit. Kim yapar bunu? Her şeyin ama her şeyin ifratı şeytandan. Her şeyin tefriti de nefse emareyi aktif eden cinlerden kaynaklanıyor. İblis, şeytan. Yani ondan ders alıyor. Kafir cinlerden, erva habiselerden. Tefrite iter bizi. Her şeyin ifratı şeytandandır. Mesela şefkatin ifratı marazi kalbi sakami ruhidir diyor. 77. sayfa Kastamonu'da. Şimdi istikamet sonuçtur. İlim süreçtir, vasıtadır, vesiledir. İlim ile dalalete giden şu memleketin mezarlıkları doludur. Kur'an'da hafızın Belam bin Bahura, Karun, öyle değil, Firavun, ilmim ile ben bunu yaptım diyor vesaire. Bir sürü. İlim ile dalalete giden çok. Ama sırat-ı müstakim ile hidayetten sonra istikametten sadakatla, yani kısacası sadakatla dalalete giden yoktur. Köylümüzdeki babaanne, ninelerimiz öyle. Yansanın Resulü bilmezdi. Bunlar da bilmezdi. Ama istikamet böyleydi. Değil mi Şaban'ın? Etul Kale mesela rahmetli. Daha yeni. Nasıl böyle? Kale gibi yani. Rabbim şahit olsun, ben şahidim. Böyle. Ama bilmiyor bak şimdi o şeyi. Yok. Ondan sonra dedim ki hala ben sana bir Yasin okuyayım. Oku dedi. Dördüncü sayfada mı ne? Bir hata yaptım. Olmadı dedi. Orası yanlış oldu. Yani okudu yaşlı yatakta. Orası yanlış oldu. Ve öyle acayip bir itikat var ki. Niye söylüyorum? İlmi o kadar yok. Ama istikamet tam isabet. İnsanlara ibadete sevk eden ilim mi oluyor, dini isteri canlı mı? İlim dini isteri canlı tutuyor. İlimsiz olmaz ama sonuç değil onu demek istedim. İlimsiz bir şey olmaz. İlimsiz tuvalete de gidemezsin. Nasıl gireceksin? Ne yapacaksın? Ama sonuç değil, putlaştırılamaz. Çünkü ilim Allah'ın sıfatı sıfatından geliyor. Ama zaten sıfatları var daha üstün. Daha üstün var, şunat-ı zatiyesi var. Ama ilimsiz olmaz. Ama süreçtir. Sonuç değil. İnsandaki ulvi duyguları aktif eden ilim. Ama ilim buna vasıta ol. O insani duygularda coşarsa ifrat ve tefrite düşer. Düşmemesi lazım. Sonra üç. Bir daha tekrar ediyorum üç tanesini. Lubu bulmayan ayağın kışır ile meşgul olur. Sonra hakikati tanımayan hayalata sapar. Üç, sırat-ı müstakimi göremeyen, anlamayan demiyor. Göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Mesela ittikat itibariyle dün Mamacıvat'ta yaptım. Bu istikametin ifrat ve ifrat mütezile, şimdiki tabiriyle selefiler, itikadın ifratı, tefriti ise Cebriye mezhebi, vasat ehli sünnet. Üstad kendisi söylüyor. Dördüncü maddeyi okuyorum. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, çok aldatır. Ne demek bu? Yani elinde ölçüsü yok. Bir elinde kantar, bir elinde metre olacak. Sulu şeyleri metreyle ölçemezsin. Değil mi Mehmet abi? Diyebilir misin ki? Bu süt kaç metre? Bu basma, bu kumaş kaç litre? Olmaz değil mi? Ha, bir elinde metre, bir elinde kantarı olmayan muvazene tutturamaz. Muvazenesi yok, mizanı yok. Kantarı yok, ölçüsü yok. Ben dedim öyle. Ama değil işte, öyle. Öyken bana göre bir diyor. Şimdi bir yerde bunu söyledim.
bizzat dedi ki, ben dedi, hoca arkadaş Almanya'da aynı anlatıyor. Hani cumadan sonra toplanırdık o bölgenin diyanetin hocaları vesaire. Sıkılıyoruz ya, bir araya geliyorduk. Dedi ki falan yerde dedi, bir hadisi oldu size anlatayım dedi. Şimdi namazı kıldırmış, sesli namazdı. Demiş ki arkadan bir tanesi, bitti. Hoca efendi iade edeceğiz demiş. Amin. Niye demiş? Çünkü dedi yanlış okudum. Bir bakayım dedi. Tamam, vakit çıkmadı. Bakalım. Hacı dedi, ben doğru okudum zannediyorum diyor. Yo dedi, ya bakalım dedi. Bakalım. Benim gibi tabii yumuşak demiyor herhalde ki. Kur'an'ı açıyorlar şabanın. Tabii hafız yanlış tabii. Hoca, ya bak hoca diyor ki, bak böyle benim okuduğum gibiydi. Gerek yok iade etmeye. Bu yanlıştı. Yani Kur'an'ın yanlış olduğunu değil de tevil ediyorum, matbaa yanlışı var. Ha, bunu yanlış yazılmış. Niye anlattım? İnsanı bu berbat bir hale kadar itebiliyor. İfrat. İtikadını bırakabiliyor, biliyor musun? İtikadını, imanını bırakıyor. Bıraktırır bu. Niye? Bir elinde metre, bir elinde kantar olmazsa muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, çok aldatır. Ya. Şimdi dolaşıyorum hakimatta. Başka bir yere gideyim. 45'te ne yapar biliyor musun? Bak 45'te ne yazıyor? Bir adam. Bir adam, oraya girmeyeyim. O sonra 43. Sonuçta cahil dost düşman kadar zarar verebilir. Çok iyi bir dost. Dostluk yetmiyor. İshak. İyi niyet yetmiyor. Yetmiyor. Mesela gençlere diyorum ki günahlar masum başlar, merakla başlar. Bütün günahlar hemen hemen merakla başlıyor. Ya. Peki ne olur sonra? Ya bu kadarıyla bir şey olmaz, sonra tövbe ederiz diye. Sonra bir daha çıkamaz oluyor. Demek ki cahil dost düşman kadar zarar verebilir. Yani ahmak. Ahmak. Ahmak, evet. Ahmakın humaka. Evet, tahakkuk. Tahammuk etmiş, sarhoş ahmak diyor. Acayip. Allah muhafaza etsin ya. Düşürmesin bizi ya. Başka bir yer okuyacağım. Çok acayip bir şey. Biz Risale-i Nur'a ne yapmışız? Ülfet etmişiz. Ülfet ne? Ülfetin lügatı ne? Alışkanlık değil mi? Biz Risale-i Nur'a, Kur'an'a, birbirimize, eşimize, dostumuza ülfet ettik. Ne zaman elimizden gidince, eyvah. Bilemiyoruz birbirimizin kıymetini. İnan ha. Fikren dalalete atar. Hakikaten bilmiyoruz ya. Birbirimizin kıymetini. Elimizde uçunca. Ya. Şimdi ülfetin ne olduğunu ustad diyor ki alışkanlık ya. İkamet yan yana. Ahmet değil. Ustad acayip bir nispetle düşündürmeye vesile oluyor. Muhakemat ya. Tabirine girmeyeceğiz. Nispeti diyor ki cehli mürekkebin hemşiresi. Cehli mürekkebin hemşiresi. Hemşire? Kız kardeşi. Cehli mürekkep nedir havuz? Karacahil de şu. Bilmez. Bilmediğini de bilmez. Cehli mürekkep. Bilir zanneder. Şimdi bir adam düşünün. Ben şimdi kız kardeşim var, bir de annem var. İkisi de kadın. Ülfet şuymuş. Kişinin cehli mürekkebin kız kardeşi nazar-ı saatinin annesi. Yani nazar-ı saati yüzeysel batma. Ülfeti işin garip tarafı iki kadına nispet ediyor. Kız kardeşi ve annesi. Nesil devam etmez. Ülfet böyle bir şey. Sen devam edemezsin. Ülfette takozlarsın, neslin durur. Çünkü onlarla nikah caiz değil, mümkün değil.
neslin olmaz. Yani anladınız mı Aya? Cehli mürekkep, ülfet neymiş? Ülfet, cehli mürekkep bilmez, bilirim zannetmek ne yapar insanı? İlmen terak ettirmez, durur. Biliyorum zannedince aç değil daha. Yeni öğrenmeye muhtaç değil, hissetmiyor kendisini. Ben zaten biliyorum. O zaman niye uğraşacağım ki? Zaten biliyorum. Aa, birinci söz var mı? İki tane asker var. Aa, sen derse oturdu. Ya gene ortalama aynı şeyler konuşacağım. Ya ama desek ki, ya o seslendiriyordu. Acaba bilmediğim başka zamanlarda böyle es geçtim ki Risale'den okunan yerlerle. Acaba Allah bugün kalbime ne verecek? Dersem ben kendime, bir şeyler akar. Demek ki cehli mürekkep, Mustafa ve Mevla anladım. Bir tanesi. Yedi tane manaya doldurmaya çalışıyorum. Kişiyi kız kardeşine ve annesine nispet ediyor. Kişi kız kardeşiyle ilişkisini cehli mürekkep, ülfet böyle yapar. Annesiyle oradan doğmuştur. Yani annesine nispet etmesi ülfet, küfran-ı nimet, aslını unutmak demektir. Ülfet aslını unutandır. Bir. Sonra ülfet nesli devam etmeyendir. Kız kardeşiyle nesli devam etmez. Evlenemez ya. Yani. Ondan doğmuştur. Bundan doğum yaptıramaz. Başka? Doğum aynı ama ikimiz de farklıyız. Hakikatta farklıyız gibi. Hakikat da şey diyorsun abi. Hazreti Sarp'ı bilim aktarıyor. Burada söylüyor. Fakat azer azer gideyim diye geçiyorum. Zulümattır. Yani karanlık dima aittir tabirlerde, Risale'de karanlık geçerse akla ait. Zulümat deyince kalbe ait. Zulümat kalbidir. Evet. Fikridir. Lemat'ta geçiyor. Zulümat kalbidir. Dalalet fikridir. Evet. Cesette de israftır. Galiben ekseri rehbersizlikten geliyor. Gayril mağdubi alim vela dalin. Dalin ne demek? Rehbersizlikten fikri dalalete, kalbi zulümata gider. Rehberi yok. Kendisini emin zannediyor. Başka bir yer okuyorum. Sıkmıyorum değil mi inşallah? İyi. Vallahi sıkılıyorum deseniz de malzeme bu. 61. Ey miskinler! Biraz daha açık olsa. Tam böyle desene ya. Öyle de ki ben de rahat edeyim. Biraz daha açık yapalım işte. Ey miskinler! Şimdi miskinler dün bu okumadan önce şu soruyu şey yapayım. Ya niye hasta oluyoruz? Niye korona var? Niye böyle gidiyor? Niye devlet böyle? Kendini, evimi yönetmekten acizim, devleti yönetmeye kalkmıyorum. Öyleyiz ya şimdi piyasada. Topa bir defa ayağını vurmamış, top hakkında fikir yürütüyor. Evini ve kendisini yönetmekten aciz. Arabayı yolda bile tutamıyor. Kâ öyle, kâ böyle yapan biz. Koca bütün globalist, küreselcilerle savaşan bir devleti yönetiyoruz. Olmadı. Eksik söyledi. Olmaz bunu, tamam. Böyle yapması lazım. Onu o da bilmiyor. Senin kadar bilmez mi? Ben bilmez miyim? Ama olmuyor işte. Olmuyor. Yani Lazcasıyla monokacina. Şimdi tamam mı? En cazip o. Kediyi bile sıkıştırırsan suratına dağlar. Şimdi benim ta Yunanistan'a kadar dershanelerimiz var çok şükür. Fransa'da da. Vardı ama ben hangisine hakim olacaksın? Yani istediğin gibi olur mu? Olmaz. Ne yapacaksın? Orta bulacaksın yani. Susacaksın bazı şeylerden. Tamam diyeceksin. Tamam sen bilirsin diye. Şu yok yani. Yapacağım bir şey yok. Başka? Hastalık, yaş, dünyevi hadiseler niye böyle oluyor demenin sebebini okuyorum. Ey miskinler! Miskin demek, Kur'an'da taamül miskin. İki çeşit fakir var Kur'an'da. Bir, nisap miktarı kadar parası olmayan. 86 gram altını olan ve o miktarda parası olan zengin. Ondan aşağı olana fakir deniliyor. Bu fakir. Miskin ise hiçbir şey yok. Yiyecek yemeği yok. Ey miskinler diyor. Yani söyleyeceğim konuya göre miskin, fakir bile değil. Nerede aklınız kainata mühendis olmaya liyakat göstermiştir? Mesnevi Nuriye'de Allah sizin diyor
aklınızı, nefsinizi, isteğinizi kainata mühendis mi yarattı ki? Bu olmadı. Mühendis ya. Bu olmadı. Bu oldu. Ha bu iyi. Bu tarz da böyle olsa daha iyi olur. Ey miskinler, sizin aklınız nerede? Kainata mühendis olmak nerede? Allah bir şey icra ederken insana ve devlete muamele ederken bir, Allah kendisi seyrediyor. İki, meleği âlâ sakinleri ruhaniler seyrediyor. Üç, Esma-i Hüsna hükmünü icra ediyor. Dört, ahirette dar-ı bekada sermedi manzaralar oluyor. Beş, insanın istidat ve kabiliyetinin inkişafına sebebiyet veriyor. Altı, nefsin melabegâdır. Biz hangisini biliyoruz? Nefsimize bakan bir şeyle diğer beş tane kale al. Bak ne diyor? Ey miskinler, sermayesi miskin olan, yani nisap miktarı bile sermayesi olmayan, yani kainata göre, yani Allah ahirete göre dünyaya muamele ediyor. Mesela diyorsun ya, bu olmaz, bunu diyemem, yapamam, diyemem, gidemem. Bugün niye geldin? Bugün dersin var ya, dedin de geldin. Ha. Niye? Ahiret inancı yapıyor seni yetinen. Kantara dürüstlük yapan, hak hukuku riayet eden, silah-ı rahimi koruyan, eşinin dostunun değerini bilen, basit beşeriyetiyle çöpe atmayan, hep imanı bil ahiret oluyor. İmanı bil ahiret azalırsa insanın nefsi kainata mühendis olur. Mühendis gibi olur. Almadı. Yanlış gitti. Ne olur ne olur. Bırak zaten kainat yürüyor. Desen de demesen meylattan dere akacaktır zaten. Akıyor da zaten. Ey miskinler! Nerede aklınız kainata mühendis olmaya liyakat göstermiştir? Bu cüz'ü aklınız ile hüsnün külliye ihata edemezsiniz. Ayette de var o. Mesnevi'de ayet de zikrediyor. Kainata aklınızı mühendis mi yarattı diyor. 190 küsur müydü? Başka olur değil mi Can? Yani biraz da izah yapayım diye. Şimdi burası da çok hoş. Burası da orijinal. Hepinizin orijinaline gideceği bir yer. Benim çok hoşuma orijinal. Benim çok garibime gidiyor her okuyuşta Mustafa. Ciddi diyorum. Şimdi biz akşam eve gittiğimiz zaman şartlara göre elbiseyi çıkartıyoruz. Pijama giyiyoruz. Sabah giyiyoruz Ahmet. İşe gidince fabrikaya başka. Ormana gidince farklı. Çaya toplamaya farklı değil mi? Ahmet sen marangoza gidince farklı. Hele tozda olunca şey takıyor. Şimdi biz bunu şartlara göre yapıyoruz ya. Büyük zatlar da manaya göre elbise çıkartıyorlar. Vücudundan çıkıyor. Biz elbisemizi çıkardığımız gibi o zatlar da onlar da cesetlerini çıkarıp seyri ruhani ile o ma'rezgahı acayibe temaşa ediyor. Kaftana, alem-i salih, alemana, lef-i mahfuzun dairelerine, arşun alemlerine, dairelerine. Biz elbisemizi çıkarttığımız gibi onlar cesetlerini çıkarıyor. Ölüm değil ha. Biz ancak ölümle çıkartıyor. Ne lazımsa gidiyorlar oralara. Mesela Muhyiddin Arabi elbisesini çıkarmış. Alemi misalin dairesi olan lef-i misaliye girmiş. Burada bir mana çekirdek, orada dağ gibi olmuş. Kaf dağını görmüş. Burada çekirdek deniyor. Yani aynadaki güneş, hakiki güneş. Aynı öyle. Çekirdek var. Orada acayip acayip geldi, söyledi. Burada. Onu arıyoruz şimdi burada. Ya burada o yok. Burada çekirdeği var. Açılımı orada. Adamlar dolaşıyor. Mesela biz bizzati ben okudum. Lubuluk diye kitabında var Muhyiddin Arabi'nin. Kabe'ye gitmiş. Kabe canlı ve ruhlu ya. Ama adres belirlemek içindir. Kabe o değildir, o dört duvar. Kabe o mekandır. Mesela ben beden değilim. Ben beden değilim. Ne demek? Ben nüfus kağıdı diye olmadığım gibi beden de değilim. Beden ne işe yarıyor? Adres demek için. Dünyada böyle bir adam varmış. Densin diye. Kabe'de böyle bir libas, aynı benim libasım. Kabe'nin ruhaniyeti, vücudu selam vermiş Kabe'ye. O da selamını almış. Ey Ademoğlu, bahtiyar beşer. Aynı böyle diyor. Ey Adem, Adem'in çocuğu. Hoş geldin. Ey Muhyiddin Kabe. Ondan sonra iltifat etmiş. Sorular sormuş. Ondan sonra Muhyiddin Arabi sormuş. O sormuş. Kendisi söylüyor ya. Sanki dershanede ders soruyor. Peygamber Efendimiz'in doğum gününde çıkanı bizzat secde etmiştir ama. Evet. Oradakiler görmüşler. Yani. Evet. Taşıda yere düşmemiş. Acayip bir şey ya. Şimdi diyor ki biz elbisemizi çıkarttığımız gibi
Onlar da cesetlerini çıkarıp seyri ruhani ile o mazergah acabe tımaş ediyor. Ben bunu nasıl anlarız diye devam ediyor kalkağı da. Mesela ben bir elbiseyi çıkartayım beraber. Ama bizimkisi manevi, onlar maddi. Oturuyoruz abi. Bir hatıra geliyor. Yaşar. Hatıra geliyor. Oo, geçiyorsun maziye. Bu elbise çıktı. Mekandan, zamandan, yaşından ne çıktı? Oluyorsun annenle, babanla veya işte o hadiseyle ya köydeyse. Ona giriyorsun. Aha sana bir elbise. Girdin o. Hatta mekan. Aa, oradasın artık. Oradakilerle duygulanıyorsun, zevkleniyorsun veya gadaplanıyorsun. Nasıl dedi, neydi diyor, bunun hazır veya Allah Allah ne güzel hayattın. Hayal görün bak elbise. Hayal bizim elbisemiz için başka bir elbise giydiriyor. Bazen fikir, bazen bir öfke, bazen bir şehvet, bazen bir talep, bazen bir arzu, bazen bir meyil. Biz elbise oluyor, mekan oluyor, koridor oluyor. Oraya giriyoruz, oluyoruz. Ya, elbiseyi çıkartıyorlar hayal. Ama onlar biz hayal ediyoruz ya. Ona dönüşüyoruz manen. Onlar bizzat orada oldu. Elbiseyi çıkarıyor. He? Adam gibi adam. 506 sözlerde şöyle geçiyor. Ahmet, barangız. Gel kapıya vurdum. Oturdum eviniz. Başka bir gün yine geldim. Başka bir gün İshak, yine geldim. Üçüncü kez demez miyim? Ya bir de siz gelin ya. 506'da sözlerde diyor ki, bunlar biz işte fikirle bu derse gele gele okuya okuya kapıya çalıyoruz. Sonra ne oluyor biliyor musun? İade-i ziyaret oluyor. Yani iade-i ziyaret ne zaman? Sekeratta da gelecekler. Bazen mana geliyor, hal geliyor, ferahlıyoruz, huzurlanıyoruz. Tanımlayamadığımız, izah edemediğimiz yönü zaman olmayan böyle mana geliyor. Allah Allah. Vay be, mesela tanıdacağım bir örnek geliyor. Onlar hep iade-i ziyaret. Sizi de buraya getiren, şu anda sebep olan o. Beni de getiren o. 49. Elhasım. Neresiymiş? Burada da akıllarınızı kainata Allah mühendis yaratmadı diyor. Bu 49'da da bunu söylemiş. Bir de şimdi durup dururken insan bazen fikri karışması oluyor. Allah Allah, iyi düşünüyorduk lan, dershane çözmüştük bu işi. Giderken eve gidene kadar düşüncemde bir şey yaptı. Sıkıntı başladı. Ama böyle mi şöyle bir sürü çapraşıklar yaşıyoruz. Şabanlar. Niye? Diyor ki dimağında bir sofestayı gizlenmiş, karıştırıyor da ondan. Yani burada bir tanesi dedi ki, abi çok kötüyüm dedi ya. Neyin kötü dedim. Abi kafamda neler var, her şey burada. Bir bak içinde dedim, kimler var? Cevaba bak, benden hariç herkes orada. Benden hariç herkes burada. Ya. Şimdi kafasla, usta zaten söylüyor, o bilmeyerek söyledi. Niye ikide bir çapraşık fikirler böyle 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 uçlarda yaşıyoruz? Çünkü kafamızda bir sofestayı gizlenmiş, o yapıyor. O düşünceler senin değil o. Seni tanımlamaz, senin kimliğini ifade edemez. Seni gösteremez, senin göstergen değil. O sen değilsin o. Üzülme o kadar. Üzülme çünkü o sen değilsin. Niye böyleyim ya? Sofestay biraz aktif. Niye aktif peki? Biraz hani Çantacı Necmi abinin güzel sözü var. Diyor ki köpek bağlı, uzaktaysan diyor o zincir mesafesi korkma diyor. Ama zincir mesafesinin yakın girersen diyor Ahmet değil mi? Ne yapar? Kapar seni. Demek ki kafamızdaki sofestayinin zinciri biraz yakın gidersek kapmasına vesile oluyor. O zaman o kafamızdaki sofestayı tahrik olmaması için tahrik edici sebebinde bulunmamak gerekiyor. Uzak durmak lazım. Mesela şöyle diyeyim. 10 cüz Kur'an okudum. 10 cüz gece. Vallahi bilerek söylüyorum. 10 cüz okudun. Tam böyle sabah namazını 10 dakika kala hiç uygun olmayan bir videoya girsen hepsi külümen gidiyor. Sevap cetil edemiyorum. Allah sevaptan yok etmiyor. Günahını, sevabını tamam, ikisi de yazılıyor. Halet olarak halet bırakmaz. Alalım. Niye? Çünkü dinin neresine dayanıyorsun? Defi mefasit. Yani günah terk etmek.
celbi nefaya usul esas olmuş. Esasın esası olmuş. Başka la ilahe ilk önce. Sonra illallah. Haramla farz çatışırsa haram mı terk edelim? Yok, farzı mı yapalım? Eğer farzı yaparken haramla bulaşacaksak haramı terk et. Yeter ki farzı terk et. Yeter ki haramı yapma. Hele bu asırda usul esas mı? Şu psikolojini bozma. Dimağında niye böyle yapamıyorum, niye tutturamıyorum deme. Sahabelerden de demiş. Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam biz münafık mıyız demiş. Senin yanında acayip, yani şimdi derste biz acayip oluruz tamam, çok hoş. Eve gidiyoruz, dışarı çıkıyoruz, başkalaşıyoruz dedi. Hayır diyor. Bu imanın kemali, o beşeriyetin iktisası. Evet, beşeriyet. Onun için duamızda diyoruz ya hamız. Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktisasından olan günahlarımızdan dolayı ikramın, ihsanın, lütfun ve keremin olan hizmeti imani, Kur'an'ı elimizden alma. Yani beşeriyetimizin iktisası olan günahlarımızdan dolayı. Şöyle diyeyim, haşa, günah etme manasında değil de yeisten kurtarmak adına söyleyeceğim, doğru söylüyorum. Şimdi ben niye böyleyim? Kendine fatura çıkarmaman için söylüyorum. Peygamber gibi. Hangisi? Ulul Azm peygamberlerinden Adem Aleyhisselam. 33 yaşında bütün isimlerle donatılmış. Günah yapacak, hata yapacak ortam yokken cennette hata yaptı. Hem 33 yaşında hem kemal mertebede bütün isimlere haiz, hem hata yapacak esbab yok. Yani zemin yokken olmuş. Demek ki tavzif. Ustad diyor ki tavzif edeyim buraya gelmiş. Bu sana ne çıkartıyor? İnsanız yani. İnsan daha beşeriz tabi. Beşer, insan, Müslüman, mümin. Kur'an'da diyor. Mümin değil, daha Müslümiz değiliz. Davranışımız yaptık ama etikadımız bozuk. Yani herkes anasından insan doğmaz. Beşer doğar, sonra insan olur. Sonra insan oluruz. Beşeriz. Yani zıtlarla karmayız. Hatta Muhiddin İmam-ı Rabbani Hazretleri şey yapmış Babel'le, Ustad Kastamonu'da ele alıyor. Diyor ki, nefs emaresinden sıyrılmış, öldürmüş insanlardan nefs emareden Babel'le işitiyor. Babel'le, ben mahvoldum nefs emare. Oysa nefs emaresi yok. Nefs emare ölmüş ama maddi nefse emare ölünce onun özelliklerini, silahlarını, donanımlarını asap ve damara devretmiş, tefrik edememiş. Bu hangisi? Nefs emare mi? Manevi nefs emare mi? Öyle zannetmiş. İşte Risale-i Nur beni terbiye etmiyor demesin. Bak kardeşim, Adem Aleyhisselam bile cennetten ihraç olmasına sebep olan malum atası. Bize ne getiriyor? Ben ona bakmıyorum. Ben matematikçiyim. Biraz kar ve zararımı severim. Adem Aleyhisselam ne yapmışsa o kadar bir iş yapmıyor. Bana ne getirmiş? Bana şunu getirmiş. Tövbe kapısını açmış. Tövbe yöntemi onun vesilesiyle ortaya çıkmış. Tövbe etmiş, Allah tövbesini kabul etmiş. Ne demiş Adem Aleyhisselam? Ya Rabbi, ben nefsime zulmettim. Tövbesi kabul edeyim. Kusurunu bildim. Tövben kabul oluyor. Şeytan niye şeytan kaldı? Tövbe etmedi. Beni sen azdırdın dedi. Allah'a suçlu çıkarttı. Şimdiki kaderciler gibi. Benim önümde ne var canım? Kader Allah yaptı. Tamam da senin hiç şeyin yok mu methalin? Adem Aleyhisselam günahını, kusurunu deruhte etti. Bunu güzelce ne? Mustafa güzel anlatır. Kusuru deruhte etme mevzusunu çok işler bu. Kader Risalesi'nin zeyilde değil mi? Dördün zeyilde. Kusuru deruhte etme. Birinci şey demek. Birinci atfedeme. Birinci vefasta. Nefsini temize çıkartmayacaksın diyor. Deruhte edeceksin kusuru. Şeytan ne yaptı? Deruhte etti. Beni sen azdırdın dedi. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'ı cennetten günah değildir. Ustad hata diyor. Malum günahla, hatasıyla ihraç edildi. Peki o peygamberde olmuşsa bende de o cennetten ihraç oldu. Ben nereden? Hakikattan. Ben nereden? Cennet olsa bir dünyamdan. Ben nereden? Huzurdan. Ben nereden? Hakikattan. Ben nereden? Güzel bir uyumlu bir yaşantımdan ihraç oluyorum dışarıya. Gergin oluyorum, bunalıyorum. İşte daha sana.
Ben kendi dünyamdan ihraç oluyorum. Ahmet Sami rahattı, huzurluydu. Geldi bir tane vehim düşünce. Ulan nasıl dedi ya, niye dedi? Allah Allah, böyle niye demedim ya? Şuraya bak ya, bu adama bak ya. Bu nasıl da söyledi, nasıl gitti? Hadi bakalım. Güzel, huzurlu. O güzel hücre-i saadeti var Akı Kapısı'nın kulübede. Orada güzel bir hayatı vardı. Çay da koymuştu. Sonra bakın bir fikir, bir düşünce geliyor. O hususi dünyasındaki o cennetten ihraç ediyor. Nereye? Geçmiş 5 sene, 10 sene. Nasıl dedi? Hala orada boğuşuyor. Gibi. Onda olur canım. Bizde olmaz o aşağı. Dimağında bir sofestayı var. Sofestayı. Yani güzel dersler ya. Demese hep suçlu bizdik ya. Biz adam olmamışız. Ya başına ne kadar o kadar uğraştın, geldin gittin, al adam değilsin. Bizi yeise atardı, yeise. Değil çok şükür. Ortadan alıyorum yani. Başı sonu. Dimağında bir sofestayı gizlenmiş, karıştırıyor. Hala karıştırıyor. Adam ne güzel demiş ya, bir de söyleyeceğim. Kim var dedim ya. Ne diyorsun? Abi herkes var. Her şey var. Bak dedim, o kafanda fikirler, kimler var dedim. Söyle de ben de çözüm üreteyim. Benden başka herkes var. Benden başka kafada herkes var. Herkes bir havada vuruyor. O bir şey diyor, bir şey diyor, bir şey diyor. Ne yapacağım diyor. Sen de uzaktan seyret dedim. Oynuyorlarsa bir tulum da sen çal. Hiç karışma. Çözme. Ne yapacağız? Çözmeye gitme. Çözülemez çünkü. En güzel çözüm, çözüme gitmemek. En güzel vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Kurtulmaya çalışırsan yaban arıları gibi daha çok musallat olur. Çünkü niye? Kurtulma olmaz. Çünkü fıtratta bu serbest bölge var kafada. Her şey her mertebesi. Her şeyin her mertebesi var. Zıtlar hepsi var. Yok edemez. Sen karanlığa küfrediyorsun diye karanlığı kaldırabilir misin? Dünyada karanlığı kaldırabilir misin? İnsanın kafasında serbest bölge var. Şeytan, melek. O da o da. Her iyilik, kötülük, iman, küfür, hak, batıl, soğuk, sıcak, beyaz, siyah hepsi var. Yok edemezsin. Kurtuluş yolu kurtulmaya çalışmamak. O dursun orada. Ne yapar? Dimağını karıştırıyor. Kalbini de delerek bir müvesvis saklanmış. İhtilal ediyor. Kalpte de müvesvis. Vesvese veriyor. Kalpte vesvese, kafada kafir cinler, seyrettiğimiz filmler, izlediğimiz şeyler, dinlediğimiz müzikler, kafada erva habisi oluyor. Onlar dimağı karıştırıyor, vehim. Kalbi karıştıran şeytan vesvese. Eylemsel olarak nasıl gözükür? Amelle musallat olmuşsa, gusule, guslun olmadığı bir daha yıkıyorsun. Lan nasıl olmadı ya? Buradan aşağı tabancayla yıkıyorsun. Oldu işte. Sen istesen kuru kalmaz. Senin için havuz mu yapacağız banyoda ya? Tamam işte. İmanın yok. Tamam. İmanı yani eylemsel durumlarda vesvese geliyorsa onun adı vesvese. İmana, amele, bedihi şeylere ve eylemsel hallere. Aa şimdi şey gelecek. Heyelan olacak. Ben bu evi terk ediyorum. Bu vesvese kalpten geliyor. Vehim ise olmayan düşünceleri var eder. Olmayan düşünce, zan mesela. Zan. Mesela tıptaki adı halüsinasyon veya şizofreni derler. Olmayan şeyleri üretir, malzemeleri kurar. Ona getirir malzemeyi, kurar böyle bir dünya, içine oturur. Tamam bu böyle, bu da böyle, bu da böyle. Bunun tıptaki adı şizofreni. Yani vaka olmuş gibi yemin billahi der. Yalan da demez yani, öyle zanneder. Dünyayı kurar, tamam bu böyle der. Oysa bu zannın ifrat modu. Allah zannı nimet olarak verdi. Zannı meleklerden bize ayıran en büyük özellik zannı. Meleklerde böyle şey yok. Zan insanın farklı ve zengin düşünmesine vesile oluyor. Farklı farklı düşüncelerin çıkış kaynağı. Ama ifrat yaparsan her şeyin ifratı berbat, her şeyin tefriti de berbat. Vasatı büyük nimet ya. Zan olmazsa farklı nasıl düşüneceğim? Mesela şu cümleyi bugün böyle anlıyorum, böyle konuşuyorum. Yarın başka bir yerde yapayım, başka şekilde konuşacağım. Bu zan yapıyor. Yani zengin düşüncelerden kaynaklanıyor. İlmim arttıkça, külliyata bakışım arttıkça, toplumsal, yaşın getirmiş olduğum
vesaire vesairelerle buraya farklı mana veriyor. Sebebi zan. Zan büyük nimettir. Çok az kısmı haramdır. Zanın bir kısmı haramdır diyor Kur'an'da. Allah'ın yarattığı hiçbir şey şer değil. İfratı ve tefriti şer. Her şey yap. Mesela şeytanın yaratılması bile şer değil. Halkı şer değil. Kesbi şer. Şeytan iki şeye vesiledir. Makasıd-ı hayri külliyeye, kemalat-ı insaniyeye vesiledir. Şeytan makasıd-ı hayri külliyeye, külli büyük hayırlara vesiledir. Bir de insanın kemalatına sebep. Şeytanı kaldırırsan insan değil ki, melek gibi olur. Melek de olmak istemem. İyi ki var adam. Yeknesak olur, evet hayatım. O ne kadar oldu Mustafa? 50'de. 5 dakikada okuyayım, keseyim mi? Tamam. Çay var mı? Hurma mı var? Tamam. Rahmetli Nadir abi olsaydı hiç affetmez. Ne koyarsan koy diyor. Nurcu'nun diyor mazotu çaydır diyor. Çay yaptır rahmetli. Ne tatlı koyarsan, meyve koyarsan koy. Hurma. Çiğde hurma varsa değer. Demek ki kalbini delerek bir müvesvis saklanmış ihtilal ediyor. Veyahut yeniden dine müşteri olmuş, tenkit ile almak istiyor. Mesela bir de şu var. Beraberiz ya, aynı köylüyüz mesela, memleketliyiz. Bu memleketin insanın hakkı talep etme yöntemi şöyle. İtiraz eder Şaban Ali. Sen de zannediyorsun ki düşmanlıktan itiraz ediyor. Oysa müşteri o manaya ekseriyeti tabii. Bir kısmı da zındıklığından yapıyor ama ekseri şöyle oluyor. Eğer biz de onu güzel dümeni tutturabilsek zamanda tenkit ediyor, eleştiriyor veya soru soruyor. Çeşitli ihtimal, yanlış ihtimalleri var kafasında. Şüpheler var. Bir şeyler söylenmiş. Benim hakkımda, onun hakkında bir şeyler denmiş. Ama böyle değil mi? O şüpheleri yeniden dine müşteri olmuş. Tenkit ile almak istiyor. Yani tenkit aslında almanın vesilesi. Bunu Barla'da da söylüyor. Tenkit ediyor demek ki müşteri. Müşteri olmayan hiç tekin etmez. Mesela gittin un alacaksın. Adam çok iyi biliyor esnaf. Esnaf bu. Adam soruyor. Bu ya un ama biraz da kalın ya kardeşim, ince otmadın. Rastladığım için söylüyorum. Bakıyorum artık. Ya bu biraz da nem kokuyor ya. Hiç neti olmasa bunu gelip geçen niye sormuyor? Oradan geçen bir sürü insan var. Niye nemli mısır demiyor? Bu un niye çok parçalıdır? İşte büyük değil. Bu adam müşteri. Bu adam alacak. Onun hakkında zanları var. O zanlarını düzeltirsen, güven olursan alacak. Oradaki tenkit müşteri nazarı demektir. Müşteri ya bu nasıl ya kağıt ya? Burası eğik ya. Burası da kesilmiş mi? Bakar burası iyi. İyi taraf hiç görmez. Müşteri nazarı demek kusur ara. Aa burası da diyor bak burası olmuş. Satıcı ise satıcı nazarı bak burası çok iyi. Bak burası yaz ama bak burası bembeyaz. Bak burası da güzel. Evet burası böyle ama bak üç tarafı güzel kesilmiş. Müşteri nazarı ile satıcı nazarı farklı ya. Önce müşteri olmuş ki tenkit ediyor. Tenkit edin de hoşuma gidiyor. Ama haddini bilirse güzel oluyor. Şimdi burada ben de haddimi bileyim. 50 küsur dakika oldu. İnanın bana size 23 tane yere koyacaktım. Şu anda 7 tane yer okudum. İnşallah başka zaman devam edeceğiz. Bilesiniz diye. Ama ilki unutmayın. İlki edile-i nuriye lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalete safar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve muhakemesiz olanlar çok aldanır, çok aldır. Bir de ikinci, bu akşamki dersi ülfeti unutmamak lazım. Alışkanlık ama şu, niye olur? Doğduğun anayı, yani geçmişini unutma, ülfet geçmişini unutmaktan, geleceğe bakamamaktan kaynaklanıyor. Geçmişini anan, geleceğe neslin anlatıyor. Geçmişini unutan Şaban Ali değil mi? Hatırlıyor musun İshanındaki esnaflığını?
unutma, İstanbul'unu unutma, Hasan unutma diyorum. Sen beraber aynı tavada malzememiz hep çok iyi biliyoruz çocukluğumuz vesaire. Ha. Bir adam vardı ya, bu bizim derelerde bir adam. Bak Menfi ama güzel söylüyordu. Sağda solda duydum. Erkan mıydı? İşte Trabzon'un şarkıcı vardı ya. Anan çaruk giyerdi. Sen bunları unuttun mu diye böyle bir şey. Ha. O ülfet böyle bir berbat bir şey. Geçmişini unutmaktan, geleceği nazar edememekten, hale razı olmaktan çıkıyor ülfet. Bunu unutmayacağız bir. Bir de dört tane Edile-i Nuriye. Fâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâ selavâd.